Amerika Birleşik Devletleri Yemen'de 15 husi hedefini vurduk diye bir vurduğu yönünde bir bilgi var. 15 Husi hedefine saldırı düzenlendi. Bu hedefler arasında Husi saldırgan askeri yetenekleri de vardı. Bu eylemler seyrü sefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları Amerika Birleşik Devletleri koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gerçekleştirildi deniyor. Yunus var mı elinde böyle bir bilgi? 15 Husi hedefini vurduk diyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Centcom'dan geldi o açıklama. Sen zaten e, açıklamanın tamamını okudun. Şöyle söyleyelim. Son günlerde eee yine saldırılarını sıklaştırdı ve geçtiğimiz gün ABD'nin bir MQ9 Reaper cihazını daha düşürmüşlerdi. Toplamda bu geçtiğimiz yılın sonundan bu yana kadar 8. ABD cihazının düşürülmesi oldu. Bunların hepsi 30 ila 40 milyon dolar civarındaki aletler. Tabi ondan dolayı ABD'nin burada ciddi e, sıkıştığını da söyleyebiliriz. Orada e, geçtiğimiz yılın sonundan beri Husiler e, ticari gemilere saldırıyor. Bu e, sebeple bu gemiler İsrail'le iş yapıyor ya da İsrailliler tarafından e, sahipliği olan gemiler diye. Burada biz ABD'nin Birleşik Krallık'la birlikte birçok hava saldırısı düzenlediğini görmüştük. Hiçbiri e, bu noktada sorunun tam çözümüne e, çare olmadı. Bu saldırıda da 15 hedef vurduklarını söylüyorlar ama tabii bu, bu tür küçük çaplı saldırılarla herhangi bir şekilde yol alamıyorlar. Bunu da hatırlatalım. E, benim Pentagon'da yaptığım görüşmelerde aldığım hava şuydu bu yılın başlarında siyasi yönetimle asker kanadı arasında bir fikir ayrılığı var. Aslında Pentagon, CENTCOM buranın çok daha sert vurulması ve bu sorunun kökten çözülmesi fikrindeyken Biden yönetimi siyasi sebeplerden ötürü ve Gazze'deki savaşın daha fazla bir yere taşını göstermem adına biraz dizginlemişti askeri kanadı. Hala bu ikilemin yaşandığını kesin olarak söyleyebiliriz. Ancak bu şekilde küçük küçük cerrahi hava saldırılarıyla sorunu çözmeye çalışıyorlar. Tek de işe yaramıyor gibi görünüyor. Peki şöyle yapalım e, Eray Bey size ayağa alayım. Tabii. Aslında e, haritada da var çünkü Yemen'de hususileri vurduk dediği yer tam olarak e, mesela bu bölge için ne anlatıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin gemileri Zaten baktığımızda e, her yerde var. Yani burada ama şey çok önemli. Deminki konuştuğumuz konuyla bunun bağlantısı var. Var mı? O da şu, var. Ya yani o da şu diyor ki Biden, İran'ın nük nükleer testlerini ve şeylerini vurma, petrol testlerini vurma. E, ne yap? İşte git şeyle uğraş, husilerle uğraş, e, işte Lübnanla uğraş. Hmm. Hadi bak sen yapmıyorsun, bak ben yapıyorum. Görüyor musun? Bak seni sana destek veriyorum ben. Bunu böyle mi okumak? Bunu böyle gerekiyor? okumak lazım. Yoksa gitsin İsrail, İsrail vursun. Niye Amerika vuruyor? Değil mi yani? Amerikan vuruyor silah hava kuvvetleri vuruyor. Dolayısıyla burada aslında İran'a saldırının küresel sistemdeki etkilerini azaltabilmek için e, ne diyelim İran'a şirin görmek amacıyla böyle gidip Husileri falan vuruyor. Yunus'a katılıyorum yani bu vuruşlarla da Husiler Hı. orada bir e, işte harp gücünü kaybetmiş artık İsrail'e saldıramaz pozisyona gelmiyorlar. Ama ne diyor Biden yönetimi? Bak görüyor musun? Ben İsrail'e yardım ediyorum. İsrail'i korumak için gidip husileri vuruyorum. Yani İran'ı vurmuyor, gidiyor vekillerini vuruyor o zaman. ya, ya şöyle. Zaten ve Amerika bunu Amerika Birleşik Devletleri yapıyor ya da şöyle mi? Ben sana ne diyorum? Ya sen ne yapıyorsun orada? Evet, ben bak bunlarla <laughs> uğraş. Ya, Hedef lazım. gösteriyor aslında. Bak bunlarla uğraş. Bak ben seni koruyorum. Boyunu aşan işlere girme. Yani İran bizi de etkiler. Seçimi kaybederim. Dünyada petrol krizi olur. Yani bu iş öyle sandığın gibi e, burada masada kalmaz ama husileri vurursan, Lübnan'a girersen hatta git Suriye'yi falan vur. Burada sorun yok. Ama şimdi bu seçime kadar sen buralarda oyalan seçimden sonra ayrıca konuşalım. Ya da İran'ı yapacaksak seçimden sonra mesajı olarak ben bunu okuyorum. Özay Bey. Valla e, şu olur mu? Aynı anda mesela İsrail kalksa ve İran'ın bütün vekil güçlerini hem Suriye'de hem başka yerlerde vursa intikam olur mu? İsrail'e prestijini kurtartır mı? Bilmiyorum ama bildiğim şey şu. bu Yani Yunus'ta herhalde geçen haftan çok bunun üzerinde durduk. Hı hı. Netanyahu vicdansızlığı vesairesi bütün onların yanında kurnaz bir adam. Tabii. Ve onun birinci önceliği Trump'ın kazanması değil mi? Çünkü Trump kazandığı anda Netanyahu Trump görevde olduğu sürece hakkındaki yolsuzlukla ilgili davalardan da kurtulacağının farkında tek şans. Dolayısıyla Netanyahu zihniyetinde bir adam ne yapıp edip e, Biden'ın gitmesini hızlandıracak bir şey yapmak isteyecektir. Bu akla petrol tesislerini ve gaz tesislerini vurma şeyini getiriyor. Ama diğer taraftan şu riski e, bir kez daha göz ardı eder mi etmez mi e, onu görmek lazım. E, sonuçta işte Suudi Arabistan'ın ...ve körfez ülkelerinin de dayanabileceği bir nokta var İsrail'e dost olarak durabilecekleri. Burada da böyle bir sınırı aştığı andan itibaren işte o e, Trump'ın ve Biden'ın çok uğraştığı... ...Abraham anlaşmaları dahil bunlar çöpe gider mi gitmez mi? Bir de Galant ve İsrail'in içindeki diğer isimler ama eski başbakan söyledi değil mi Yunus yanılmıyorum... 50 yıldır elimize geçinen büyük fırsat tabii, diyor İran'ı bulmak tabii, tabii. için. Ya da ben de onu diyecektim. Tabii, ya yani. da ABD ve Avrupa e, tavır evet. almak yerine savaşa mı girerler? Ya şimdi, bunu yadın. Yadın. Böyle bir Sayın fırsatı şey. yakaladıktan sonra e, bunu e, Netanyahu'nun sonuna kadar değerlendireceği anlaşılıyor. Çünkü düşünsenize bir haftadır Amerikan Başkanı'nın telefonuna çıkmıyor. Yakında Biden canlı yayınlara sızacak herhalde ya da Beyaz Saray'dan dumanla. ...mesaj gönderecek. Hiç Amerikan... ...tarihinde bir Amerikan başkanı... ...bu kadar aciz, aciz duruma, duruma düşmemiştir. Abdülkadir değil? Bey... ...1982'de... E, ...İsrail yine Lübnan'a... ...işgal etmeye kalkıştığında... ...Reagan'ın tek telefonuna bakmıştı... ...Başkan Reagan'ın. İşte. E, ya e, durursunuz ya da... ...F-15'leri yollamam gibi bir... ...telefon görüşmesi yaptığı mesela... ...tarihte kayıtlarda vardır. Tek telefonuna bakmıştı. Yani bir Amerikan başkanı... ...tavır koymak... Bir son vermek istediği zaman bunu yapabilir. Bir telefona bakmalı da zaten yani mantık olarak Tabii. bir Amerikan başkanı tek telefonuna bakmalı. Evet. Güç dengelerini evet. göz önünde bulundurduğumuzda ama Netanyahu Biden'ın sahibi gibi dolaştırıyor. Evet. Yani Masum tüm dünya kamuoyunda. Demek, ki, demek evet. ki durdurmak istemiyor. İsterse uçaklarını geri çeker, desteğini Kesin... siz tiyatro olduğun konusunda evet. ısrarcısınız. Yani. Durdurmak istemiyor diyorsunuz. Tabii tabii Rol yani. paylaşımı da yani, yani yani aslında taziye kaç tavşan tavşana kaç taziye tut hikayesi bu. Böyle bedyanın önünde şov yapmalar bilmem yaklaşmalar. Bu, Aslında en başından beri da, da karizmayı bu çizmemişti. Senenin, bu senenin seçim senesi olduğunu unutuyoruz ama sayın bakanım. Yani hani siz e, siyasetçisiniz aynı zamanda bilirsiniz ama işte seçim, seçim, seçim senelerinin ne kadar sıkıntılı diyorum. olduğunu. Seçim Aslında işte, yani, evet. İsrail'e e, saldırının yapılmasından dolayı Biden'ı suçlayanlar varsa o suçlamayı kesmeye çalışıyor. Aslında e, Masum Bakanımın dediği en başından itibaren hep Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunus onu da görmedik mi? E, Amerika Birleşik Devletleri kapalı kapılar ardına tam destek veriyor, işte savaş gemilerini, uçaklarını, mühimmatını, işte maddi olarak destek veriyor. Ama hep kameralar önünde de dillerinde bir ateş kes, işte biz de bunu bitsiniz. İşler arpa sararsa. Neten suçu. Eğer bu işten yırtılırsa ya biz işte istedik de oldu. E öyle tabii ki. Şimdi yani... bugün mesela bazı mesajlaşmalar sızdırıldı. Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi arasında e, bu savaşın başında yaşanan mesajlaşmalar diye orada şunu çok net görebiliyoruz. Amerika'daki üst düzey bürokratların hepsi. Gazze'de ciddi bir kıtlık yaşanacağını, soykırım olacağını, katliam olacağını görmüş. Yani net biliyor. Bu sakla gizli Hı. değil. Yani kendi aralarındaki e postalarda da bunu net olarak görüyoruz. Ama net bir siyasi irade var. Diyorlar ki hayır engellemeyin, devam edin. Bu noktada Amerika'nın sorumluluğunu hiçbir şey e silemez ya da temize çıkaramaz. Yunus Ama çok özür dilerim. Yunus şeyi hatırlatsana ateş Ateşkes demeyi yasaklamadı mı Amerika Birleşik Devletleri diplomatlarına? 7 Ekim'de, 7 Ekim'de saldırı oldu. 8 Ekim'de e, Sayın Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la 24 saat içinde ikinci kez görüştü. Sonra Dışişleri Bakanlığı sayfasından bir yazılı açıklama yaptılar. Blinken'ın resmi sayfasından X isimli platformda. Türkiye'nin ateşkes çabalarını destekliyoruz dediler ve sildi. Sildi. Bakın daha, ateşkes daha, daha, kim? daha 8 Ekim ateşkese gelme işi tam Mart'ı buldu. Mart'ta Ramazan ayı boyunca BM Güvenlik Konseyi'nden ateşkes tasarısı çıktığında Amerika ilk kez veto <laughs> etmedi. Çekimsel kaldı. O çıktı. Netanyahu da tepki olarak, protesto olarak buraya gelecek olan delegasyonun ziyaretini iptal etti ve 1 Nisan'da gitti İran'ı burada. Ondan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. olmadı. Yani Netanyahu çok iyi biliyor siyasetin nereye evet. gittiğini. Şöyle yapalım mı? Şimdi bu görüntü ne diye izleyicilerimiz muhtemelen soruyorlar aslında ama bu görüntüler evet. Husuiler de dün e, Panama bayraklı İngiliz şirketine ait petrol tankerini vurdu. O görüntüleri de ekrana getiriyoruz. E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri de bugün e, husilere saldırı düzenledi. İngiltere e, değil mi? Bir kez evet. daha bakalım. İngiliz şirketine evet. ait, evet İngiliz şirketine ben ait petrol tankerini vurdu. Amerika Birleşik Devletleri de Husileri vurdu. Şimdi Husilerin vurulması İran'ın mesaj? Allah o hayır. Değil mi? Şöyle ne? orada şunu söylemekte fayda var. Ama husiler ee, İran'ın vekili değil mi? Evet, Evet ama yok buradaki temel mesele şu. Şimdi petrol tankeri vuruluyor ve aslında bütün dünyada navlun fiyatlarını yükselti, yükseltti husiler. Sigorta fiyatları yükseldiği için bütün dünyadaki enflasyonu bir etkisi oldu. Yani Amerika sigorta fiyatlarının yükselmesi İngilizlere yaradı. E tabi ama Amerikalıların aleyhine sigorta, oldu. Ee, süre uzadı malların dolaşımı. Petrol fiyatlarının durdu. artması. Şimdi savaş demek e, aslında e, nasıl diyelim ekonominin sevdiği bir şeydir savaş. Eğer tekelleşmenin olduğu yerde özellikle e, o zaman şöyle yapacak olursak petrol fiyatlarını bu bölgede kim yönetiyor ve kimin işine yarayacak? Şimdi bir şekilde Amerikan halkına yansıyacak ama bunu Amerika tölere edemez mi Sayın Bakanım? Ya da kısa zamanda bunun kendi e, Amerika, açısından. Bunu araştırmışlar da edemiyorlar. Amerika'yı fazla etkilemez. Değil mi petrol Tabii fiyatlarının kendi artışı? Kendi petrol üretimi var. Ama Amerika'yı Amerika şurda etkiler. etkiler. Petrol üzerinden ticaret yapan iş adamları, yapıları etkilenir. Yani şu anda İran'ın Çin ve bazı bildiğin bilinen ülkeler dışında yaptığı petrol ve gaz satışlarını Amerika'lı iş adamlarıyla ambargoyu delerek yapıyor. O işten pazara kazananlar da ayrı bir lobi olduğunu unutmamalıyız. Yani içlerinde de büyük ihtimalle Yahudiler var ama onlar apayrı bir lobi ve e, o lobi e, buradaki petrol akışının durmasını istemez. Tabi bu arada petrol akışı durursa Amerika'yı nerede etkiler? Rusya'nın petroluna talep artar yani Rusya'ya yapılan ambargolar bu sefer delinir hani satışları artar, fiyatlar artar ve bu işler Rusya kârlı olur. Amerika da kârlı olur. Çünkü Amerika'da da petrol şey enerji satan bir ülke. Yani böyle yalnız ithalatçı değil. Dünya ticaretindeki konumu itibariyle etkileniyor. Ama Özay Bey'in bahsettiği bu patlatmalar sonrası, navluların artması, sigorta bedellerinin artması esas dünya bazında yani bütün küresel anlamda enflasyon olarak maliyetlere hı hı. yansıması çok ciddi bir şekilde etkiler. Bir yeni bilgi de var. Ee, o da Göksu Hanım şu. Husileri vurmasında husilerde husilerin liderini Amerika hedef aldı deniliyor. Husilerin lideri Abdülmalik El Husi. O tam doğrulanamadı. Yaşıyor mu? Et, vuruldu Hala mu? Edersiz. Ama şu var. İsmail Haniye Hamas liderini şehit etti. Hizbullah lideri Nasrallah şehit etti. Şimdi Husilerin liderini yani bir lider konsepti uyguluyor. Doğrudan liderlerini ortadan kaldırıyor. Bu bilgi belki yayınımız içerisinde daha netleştirebiliriz ama bir Amerika olarak verelim. Amerika Birleşik Devletleri Husilerin, lideri Abdülmerik El Husi'yi hedef aldı. Abdülmerik El Husi'yle ile de henüz bağlantı kurulamadı. Vuruldu mu, yaşıyor mu, yaşamıyor o mu, kurtuldu mu o belli olabilir, değil. 15 kişinin içinde olabilir değil mi? Evet. İddia bu.